Türk televizyonunun sevilen kanallarında tam 14 yeni dizi yayın hayatına başlayacak. Birçok sürpriz projenin yer aldığı bu videomuzda merakla beklenen dizilerden kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Fox TV'de yayınlanacak olan Yaz Şarkısı dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Dizinin çekimleri Rize'de yapılıyor ve ardından İstanbul'da çekimler devam edecek. Oyuncu kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Mert Koç, Efe Kancan, Oya Başar ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. Nilsu Berfin Aktaş ve Oya Başar'ın anne kızı canlandırdığı dizide okumak ve babasının hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a gelen Yaz karakterinin gittikçe farklı bir hale gelen hayatı eğlenceli ve heyecanlı bir dille anlatılacak. Haziran'da TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Eylül Tumbar'ın canlandırdığı Alize karakteri bencil ve babasının şımarttığı bir kız olarak karşımıza çıkacak. Babasının tekrardan evlenme kararı almasıyla çılgına dönen Alize, bunun intikamını almak için harekete geçer. Babasının evlenmesine engel olmak için onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Ancak işler istediği gibi gitmeyecek ve asıl olaylar başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Sema Çeyrekbaşı ve Yiğit Kalkavan gibi isimler bulunuyor. Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekibi Fox TV'ye yeni bir dizi çekmeye hazırlanıyor. Dizinin adı Hudutsuz Sevda. Anlaşma yapılan ilk başrol oyuncusu ise bir zamanlar Çukurova dizisinde iz bırakan başarılı oyuncu Hilal Altınbilek oldu. Dizinin ilk bölümleri Karadeniz'de çekilecek. Konusu ise çok güçlü bir intikam hikayesi olacak. Diziyle ilgili diğer detaylar henüz netleşmedi. Üç Kız Kardeş'in yapımcısı Süreç Bilim'den Fox TV'ye yeni bir dizi daha geliyor. Yanık Ülke dizisinin önümüzdeki Eylül ayında sezona iddialı bir giriş yapması beklenecek. Dizinin ilk bölümü yurt dışında çekilecek. Serkan Çayoğlu'nun Kerem karakteriyle başrolünde oynayacağı Yanık Ülke dizisinin konusu şu şekilde. Montenegro'da başlayıp Urla'ya uzanacak olan hikayede yurt dışında tanışan Kerem ve Sevda'nın Manisa'ya kadar uzanan etkileyici ve macera dolu aşk hikayesi anlatılacak. Dizinin ilk bölümünde Sevda'ya yapılan haksızlıklara karşı çıkan Kerem hapse girecek ve olaylar gelişecek. Dizinin bir diğer anlaşma sağlanan oyuncusu ise Sanem Babi oldu. Dilek Taşı dizisi yeni sezonunda Eylül ayında Kanal D ekranlarında olacak. İddialı dizinin çekimleri Haziran ayında başladı. Dizi, 50'li yaşlarda olan Cemre ve Sinan'ın Ayasofya'da yer alan Dilek Taşı'nın başındaki sahnesinden başlayıp geçmişlerine uzanacak. Hikaye 1987 yılıyla başlayacak. Oyuncu kadrosunda ise Salih Bademci, Hazal Subaşı, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Feryan Savaş ve Elif Doğan yer alıyor. Seyirciyi ağlatmaya hazırlanan dizide Salih Bademci'nin canlandıracağı Mustafa karakteri idamla yargılanacak ve kızı Cemre'yi başka bir aile evlatlık alacak. Oldukça etkili bir hikayesi olan dizi şimdiden meraklı bekleniyor. Merakla beklenen dizilerden biri de Dönence dizisi oldu. Kanal D'de yayınlanacak olan dizinin başrollerini daha önce Duy Beni dizisinde de izlediğimiz Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan paylaşacak. Foça'da çekilen dizide Caner Topçu Özgür karakterini, Sümeyye Aydoğan Gece karakterini canlandıracak. Ayrıca geniş oyuncu kadrosu olan dizide Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Alara Bozbey, Didem İnselel, Ülkü Hilal Çipçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Can Kızıltuğ ve Eda Onur Gülbudak gibi isimler yer alacak. Dizide Gülce adında Asperger sendromlu kardeşi olan Gece'nin hikayesi etkileyici bir dille anlatılacak. Kardeşinin okulu için İstanbul'dan taşınan Gece'nin bütün hayatı değişmeye başlayacak. Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı Kısmet dizisi çok yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin konusu olan Avukat Doğan ve komşusu Melike'nin eğlenceli ve çekişmeli hikayesi herkes ekranları kilitleyecek. Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yanı sıra oyuncu kadrosunda Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Piçkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü ve Ece Yaşar gibi isimler yer alıyor. Dizinin sloganı ise şöyle: bazen kavuşmak için iki tarafında çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da kısmet değildir. 19 Haziran'da ATV'de başlayacak olan Üvey Anne dizisinin kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Ecenaz Üçer ve Emin Gülenç gibi başarılı isimler var. Muğla'da çekilen dizide Faruk ve Serap karakterlerinin dramatik hikayesiyle beraber bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu draması anlatılacak. Alsancak dizisinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ Film'den TRT1 için yeni bir dizi daha çekilecek. Ağlayan Gelin dizisinin sloganı hayat fena halde futbola benzer olacak. Kürt kızı Yeşil ve ünlü futbolcu Yasin karakterlerinin hikayesi şaşırtacak cinsten olacak. Dizinin senaristleri ise güçlü kalemlerden Ayşe Perda Er Yılmaz ve Nehir Erdem oldu. Hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri Eylül ayında başlayacak. İlk bölümü ise Ekim ayında yayınlanacak. Kast çalışmaları devam eden dizinin oyuncu kadrosu henüz belli olmadı.
TRT1'de yayınlanacak olan Benim Güzel Ailem dizisinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözder, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar ve Erdem Akakçe ile birlikte birçok oyuncu yer alıyor. Yeşilçam esintilerinin olacağı, Akyol ailesinin renkli hikayesini anlatacağı dizide 3 farklı kuşak bir arada olacak. Özellikle günümüz Türk aile yapısına adeta ışık tutulacak. Merakla beklenen dizi izleyicileri hem güldürecek, hem düşündürecek, hem de aile sıcaklığını yansıtacak. Çekimleri Ordu'da yapılan yazlık dizi Vermem Seni Ellere ATV ekranlarında yayınlanacak. İddialı dizi Forevermore dizisinin bir uyarlaması olacak. Geçtiğimiz haftalarda sete çıkan ve başrollerini Emre Bey ile Buse Meral'in paylaştığı dizide Karadenizli Zeliş karakteriyle kendi düğününden kaçan ve aşka inancı olmayan macera perest Mehmet'in hikayesi anlatılacak. Bu ikilinin aşkı eğlenceli bir dille aktarılacak. Oyuncu kadrosunda Şeyma Peçe, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış ve Gonca Gülsuna gibi başarılı isimler de var. Kerem Bürsin ve Hafsun Sancak Tutar'ın başrolde oynayacağı Kod Adı Gün Işığın dizisinin adı önümüzdeki süreçte değişecek. Çünkü isim hakkının başka bir şirkete ait olduğu belirtildi. Kanal D'de yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Oğuz karakterini canlandıran Kerem Bürsin ve Leyla karakterini canlandıran Hafsun Sancak Tutar'ın yanı sıra Şerif Erol ve Hatice Aslan gibi tecrübeli isimler de var. Dizide çok zengin olan Alaca ailesinin müthiş hikayesi anlatılacak. Oğuz Alaca, babasından kalan miras sebebiyle ailesiyle görüşmüyordu ve yıllar sonra iki tarafın yüzleşmesi olacak. Leyla ise kardeşleriyle birlikte dolandırıcılık yaparken karşımıza çıkacak. Herkes Leyla'nın eve bakıcı olarak geldiğini sanacak. Bu ikili tesadüfen tanıştıktan sonra bomba olaylar başlayacak. Merakla beklenen dizilerin başında gelen iki yabancı dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Başrolle Kenan ile Doğan adlı iki karakteri canlandıran Burak Deniz ve Savcı Leyla karakteriyle Hande Erçel'i izleyeceğimiz dizi yeni sezonda Eylül ayında yayınlanmaya başlayacak. Leyla'nın babasını Muttalip Müjdeci, annesini Gülçin Hatağan canlandıracak. Menderes Samancılar ise dizideki kilit isim İdris Usta karakterini oynayacak. Ayrıca Cem Davran, Begüm Akkaya ve Polen Emre gibi oyuncular da dizinin kadrosunda yer aldı. Dizide çoklu karakter bozukluğu yaşayan televizyon habercisi Kenan ve başarılı savcı Leyla'nın nefes kesen hikayesi anlatılacak. Kenan'ın Doğan'a dönüşüm süreci herkesi ekranları kilitleyecek. Polisiye ve macera türündeki dizide Leyla'nın yolu peş peşe işlenen cinayetlerin sırrını çözmeye çalışırken Kenan'la kesişecek. Dizi şimdiden merakla bekleniyor. Daha şimdiden gündeme bomba gibi düşen Gaddar dizisinin başrolü için Aras Bulut İynemli'ye teklif yapıldı ve bu teklifi kabul etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Çukur'dan da tanıdığımız Sinan Öztürk'ün yapacağı dizinin Ocak ayında Fox TV'de başlaması planlanıyor. Diziyle anlaşması beklenen ve görüşme yapılan diğer oyuncuları ise Uğur Yıldıran ve Aytaç Uşun oldu. Gaddar dizisiyle ilgili daha detaylı bilgilere bu videomuzdan ulaşabilirsiniz. Ocak 2024'te başlaması planlanan diziyle ilgili yeni gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.